Evet, iyi akşamlar. Bu akşam da Ümran Somuncu ile beraber Kendini Keşfet programında Ümran Somuncu ile beraberiz. Hoş geldiniz Ümran Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Süperim, harikayım. Harika. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Bu akşam da programı ses kalitemizi de özellikle yeni mikrofonumuzla dinliyoruz, deniyoruz. Siz de sesle ilgili herhangi bir sıkıntımız olursa ya da ses gayet iyi geliyorsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünkü konumuz hastalıkların duygusal sebepleriydi. Evet. Onlardan biraz bahsedelim çünkü gerçekten özellikle benim de bu haftalarda yaşadığım bir yorgunluk, onun üstüne stres, onun üstüne sıkıntılar vesaire, yani birçok kolda hizmet veriyoruz. O yüzden yoğun bir tempoda geçti bu hafta. Gerçekten kendimin direncinin düştüğünü hissediyorum bu konuda. Evet. Bu konuda neler yapılır, neden bu şekilde gerçekleşiyor, bunun sebepleri neler ya da nereden başlamak isterseniz tamamen size bırakıyorum ben. Buyurun. Bu hafta hastalıkların duygusal sebeplerinden bahsedeceğiz konumuz. Hastalığında duygusu olur mu diyor bazı kişiler. Oluyor. Evet, düşünceler duygulara yansıyor. Duygular da otomatikman fizik bedene yansıdığı için titreşim değişiyor. Organların titreşimi değişiyor. Evet. Bir endişe yaşadığı zaman kişi direkt mide etki altında kalmış oluyor. Onlar da huzursuz oluyor o zaman. Yani şurada sokakta kavga olduğunda nasıl biz tedirgin oluyoruz, bir dışarı çıkıyoruz. Organlarda da herhalde böyle bir sıkıntı gerçekleşiyor. Kendini güvende hissetmediği zaman enerji sıkışıklığı oluyor. Orada organ yeterli görevini yapamaz hale geliyor. Evet. Duyguları boşalttığımız zaman organlarda tıkır tıkır işler rahat görüyorlar. Rahat çalışıyorlar. Hepsinin bilinçaltı Peki, kaynaklı. Peki bu duyguları nasıl boşaltıyoruz ya da bunun yöntemleri tabii ki de onlara gireceğiz ama bir de bu 2020'de mi var bir şey? Yani böyle bir... Enerji çağındayız. Dünya evet. Yeni versiyonuna uyumlanıyor. Dünyanın kalbinin atışı değişiyor. Siz programdan önce bir istatistik vermiştiniz herhalde. Yaklaşık evet. Bir istatistik. Gerçekten büyük bir değişim içerisindeyiz. Çok büyük. Dünyanın kalbi 7.9 MHz'de atarken şimdi 16 ile 46 arasında atış oldu. İki katının oldu. Da üzerinde çok bir yüksek. Artış var. Yüksek bir enerji bombardımanı altındayız. O yüzden günden güne, saatten saate insanın ruh hali değişebilir. Çünkü yeni dünya düzenine, yeni versiyonumuza uyumlanıyoruz. Evet. Format atılıyor bir nevi. Her şey yeniden başlıyor. O yüzden güncelleniyoruz. Nasıl ki telefonun bir programı geldiği zaman güncellemeyince ağır işlev çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi bizim bedenlerimiz de aynı o şekilde format atılıyor. Format, yeni versiyonumuza. Formattan sonra vücudunuza yükleyeceğiniz programlara dikkat edin. Çünkü onlar tekrar ağırlaşmanıza ya da daha hızlı çalışmanıza sebep oluyor. Bugün izleyicilerimiz arasında Webmaster Kaan Çakal da buradalar. Onlar da programı arkadan belki de etki ederler diye düşünüyorum. Evet, oradan telefondan da izlediğini gösteriyor bize. Buyurun İmran Hanım, ne yapacağız, neler yapacağız, nelere dikkat etmemiz lazım? Düşüncelerimize. Evet. Her şey düşünceyle başlıyor. Hasta beden yok, hasta düşünce var. Düşüncelerimiz bizi hasta ediyor. Sürekli olumsuz odaklandığı zaman kişi... Olumsuzluk frekansından, düşük frekanstan titreşim yaptığı için olumsuz olayları çekiyor. Evet. Geçen hafta kas testiyle yaptığımızda neşe, sevgi, dediğimiz zaman nasıl... Hepsini, kelimeler bile etkiliyor. Etkiliyor. Hemen görünmeyen tarafımız, bizim aura bedenimiz, enerji bedenimiz tamamen o moda bürünüyor. Organlar da ona göre etkileniyor. Çok mutlu olduğu zaman kişi, niye hastalıklarda her zaman moral çok önemli deniliyor? Evet, değil mi? Her hastalık sonrasında, özellikle moral, ağır hastalıklarda evet, moral yükselmesi kanseri lazım. Kanseri de moralle yenen insanları çok duyduk. Evet. Kanser nedir? Vücutta sıkışan öfke, keder, kızgınlık enerjisinin birikimi. Evet. Bilinçaltı sebebiyle bir kişi birine öfke duymuştur, haykıramamıştır, blokaj oluşturdu. Hangi organında kanser varsa orada enerji sıkışıklığı. Bilinçaltı sebepleri dönüştürüldüğü zaman hastalıklar da kendiliğinden dönüşüyor.
Yani hepsi birbiriyle uyumlu, negatifse negatif, pozitifse pozitif gelişim içerisinde evet. devam ediyor diyebiliriz. Burada yorumlarda ne demişler? Ben de çıkmadı yorum ama merhaba Bursa'dan Lüleburgaz'a kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bursa'dan izleniyoruz evet, arkadaşlar. Evet, Bursa'dan, Lüleburgaz'dan da selamlar Remziye Hanım. Esen Sevgi bir yorum yapmışlar. Hasta ve olumsuz düşüncelerimizi nasıl azaltabiliriz? Sevgiler, iyi yayınlar demişler. Oraya da yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi 3 farklı kanaldan burada açtık. Hı hı. Yorumlar o yüzden farklı farklı kategorilerde gelebilir. Geçti. Size düşebilir, bize düşebilir. Hı hı. Bunları hepsini notuna alıp Hasta ve olumsuz düşünceleri zihnimizi susturarak. Zihnimizi de nasıl susturacağız? Nefes teknikleriyle. Nefes olmazsa olmazımız. Evet. Sol beyin sürekli çalıştığı zaman sürekli beyin olumsuzluğa odaklanır. Evet. Burada sağ beyni de dengelememiz gerekiyor. Alfa ve beta. %50-%50 uyumlu çalışması gerekiyor beynimizin. Sürekli betadan yani sol beyinden çalıştığı zaman vesvese, evham, kuruntu kurdurur, sürekli kurdurur. Bunu nefes sol. Teknikleriyle. Evet, sol beyin bizim vesveseyi kurduruyor. Vesvese. Nefes teknikleriyle bunu sonuçlayabiliyoruz, bağlayabiliyoruz. Tabii bunlar bir seansta, iki seansta, üç seansta kişiye göre değişebiliyor mu yoksa? Değişiyor. Değil mi? Olumsuz düşünmesine sebep olan kök inançlar var. Bunlar bilinçaltından mutlaka bu enerjilerin temizlenmesi gerekiyor. Olumlamalar var. Şimdi bana soruyor danışanlarım, olumlamalarla başarılı olabilir miyiz? Etkili olur mu? Eğer bir bardak doluysa günde 100 kere değil 1 milyon kere olumlama yapın isterseniz. Hiçbir faydası olmaz. Evet. Bardağı boşaltacağız, bilinçaltını rahatlatacağız. Rahatlatacağız. Yeniye yer açacağız. Olumlu düşünceleri ekeceğiz. Evet, bunlar için tabii Ümran Hanım'ın sayfasından da iletişime geçebilirsiniz. Numaralarından da iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda buradan yorum olarak da gönderebilirsiniz. Ayhan Akan yorum yapmış. Hayırlı yayınlar Tolga Bey. Ses kalitesi mükemmel fakat yaka mikrofonu kullansanız olur mu? Ses boş odadaymışsınız gibi geliyor. Yani yaka mikrofonu ve biz gerçekten şu an boş bir odadayız. O yüzden sesimiz biraz yankı yapıyor olabilir. Onu da çevre unsurlarla yankıyı kesmeye başlayacağız. Yavaş yavaş tabii bu yayınlar oldukça iyi şekilde size hizmet vermeye devam edeceğiz. Pilsan'dan sevgiler demiş. Pilsan Oyuncak Sanayi de bizi izliyor Trakya Burada TV'yi. Şimdi hastalıkların duygusal sebepleri dedik. Hasta ve olumsuz düşünceler Sol beyin çok beyin çalıştığı dedi. Zaman sürekli insan kurar. Şimdi kurduğu bu zaman da enerjimizi tüketmiş oluyoruz. Evet. Kendimize odaklanamıyoruz. Nefes teknikleriyle onları özel herkese göre de değişebiliyor şimdi. Nefes tekniklerini burada, hı hı. Basit nefes tekniklerini verebiliriz aslında. Tamam, verelim. Şimdi bu bardağın boşaltılması benim biraz evet. Dikkatimi çekti. Dolu bardaktan kastımız nasıl diyelim bu dolu bardağı? Şimdi çevremizdeki olumsuz unsurlar, arkadaşlarımız, ailemiz, belki işimiz. Buradaki karşılaştığımız negatif olaylar bizi doldurmaya başlıyor. Evet. Doğru mu? Bunları atmamız lazım ki herhalde. Bu bardak sadece günlük hayatımızda değil, anne karnından itibaren dolmaya başlıyor. Hadi. Genetik ve epigenetik faktörler çok önemli. Bir çocuğun anneannesinin genleri anne rahmindeyken epigenetik ve genetik olarak kayıtlı. Eğer karamsar, olumsuz, negatif bir aileden geliyorsa çocuk da olumsuz kayıtlarla doğuyor. He, aile de önemli tabii. Tabii biz bu bardağı boşaltırken oradan başlıyoruz boşaltmaya. Bilinçaltı kayıtları, atasal kayıtlar, akaşik kayıtları temizleyerek. Atalar neler yaşadıysa mutlu veya mutsuz, olumlu veya olumsuz bugünümüzü etkiliyor. Onlar da tek tek çıkıyor çalışmalarımızda. Mesela bir hastalıktan örnek verelim. Karaciğeri rahatsız kişinin. Hı hı. Karaciğer nedir? Bizim öfke. Öfke müdürlüğümüz. Bütün öfkeli öfke duygularımız. Evet, oraya bağlı. Karaciğerle ilgili hepatit türlerinden
yağlanmaya, kolesterole kadar orası. Orada biriken öfkeyi boşalttığımız zaman bilinçaltından karaciğer görevini tamamen düzgün bir şekilde yapmaya başlıyor. Bu öfke anne karnında acaba anne babaya mı öfke duydu? Yan komşuya mı duydu? Birine mi öfkelendi? O bile etkiliyor. Çocuğa geçiş yapıyor diyorsunuz. Etkiliyor. Süper. Ayhan Bey özür dilerim kazaktan dolayı fark edemedim demiş. Biz de zaten kazaktan fark edilmezdi yani bu şekilde geçirdik. Hiç sorun değil gerçekten. Bu yorumu yapmanız bile bizim için harikaydı. Serhat Çavuş, Şenol Göncegül, Beyi Aslankeserci, Esen Sevgi, Gökhan Geyik, Barış Özcan özür dilerim, Kaan Çakal yayınımıza katılanlar. Buradan gördükçe tekrar ben ifade edeceğim yayınımıza katılanları. Size gelen sorular yoksa eğer, varsa oradan gidelim. Yoksa şu anda bu bardağın boşaltılması ile ilgili. Şimdi peki size genelde en çok nereden ulaşılıyor? Messenger'dan mı? Mesaj olarak mı? Arayarak mı? Arayarak. Hepsinden. Peki daha çok WhatsApp'tan. Mesaj mı yoksa arama mı daha çok geliyor? Arama. Aramalar çünkü yazarak anlatılmıyor, net olmuyor. Birebir görüşüyoruz telefonla. Birebir. Yayından sonra Ümran Hanım'ın telefon numaralarını da vereceğiz. Oradan da Ümran Hanım'a ulaşabileceksiniz artık. Evet. Bilinçaltında yatan faktörler, şimdi biz her bölümde diyoruz doktor değiliz. Evet, enerjisel tarafta bilinçaltında yatan duygusal sebepler, enerji bedene yapılan enerji çalışmaları, hastalıkları tedavi etmek doktorların işi. Biz hastalıkların zihinsel, duygusal, ruhsal sebeplerine. Çünkü evet. Bir hastalık zihinde başlıyor, duygulara dönüşüyor ve fizik bedene hasta oluyor. Duygular, düşünceler hasta olmadan fizik beden hasta olmaz. Neşeli, şen şakrak, güle oynaya orada tutup da bir yolunda gitmeyen frekans olmadığı zaman beden gayet güzel, sağlıklı bir bedene sahip olur. Böbrek hastalığı, mide hastalığı, yani aklımıza gelebilecek gripten kansere bütün hastalıkların sebepleri var. Duygusal olarak. Duygusal olarak. Bunların bizim organlarımızda eril ve dişil organlarımız var. Organlarımız da eril ve dişil olarak ikiye ayrılıyor. Eril organlarımız içi boş organlar, dişil organlar içi dolu organlar. Bunlar nedir mesela dişil organ? Kalp. Kestiğimiz zaman içi dolu. Evet. Karaciğer dolu. Evet. Ama bir mide içi boş, bağırsak içi boş. Evet. Eril ve dişil organlarımız da kendi arasında bizim bedenimizde eşleri var. Hmm. Karı koca. O kadar yani. Tabii. Herkes evli burada. Çok iyi. Karı koca. Şimdi eşinin enerjisi düşük olduğu zaman kadın diyor ki kocasına, kocası olan organa, bak ben gidiyorum, beni onar. Giderken seni de götürürüm. Yalnız gitmem. Gitmem. Oradan enerjiyi çekiyor. Hiçbir zaman bir hasta, mesela diyelim ki karaciğeri rahatsız olan bir insanın, biz direkt karaciğere odaklanmayız. Onun eş organında sorun var ki karaciğerden enerjiyi çekti. Orada karaciğere etki eden duygu ne? Karaciğerin eş organı hangi organ? Hangi duygudan etkilendi ki orada blokaj oluştu? Biz blokajı temizlediğimiz zaman, orada sıkışan enerjiyi serbest bırakıp sağaltımı yaptığımız zaman organ rahatlıyor. Yani illaki atıyorum böbrekte sıkıntı var diye böbreğe odaklanmak da aslında yani sadece böbreğe odaklanmak yanlış. Onun yanında eş organı hangisiyse ona da evet, odaklanmak sebebin gerekiyor. Sebebin sebebi belki, önemli. Belki oradan çıkacak sıkıntı. Sebebin sebebi. Şimdi kişiye soruyorsunuz atıyorum işte erkek canı sıkkın bakıyorsun. Hı-hı. Ne yapmış? Eşiyle kavga etmiş mesela. Hı-hı. Değil mi? Oradan kaynaklanıyor. Oradan kaynaklanıyor. Aslında. Onun köküne inmek gerekiyor tabii ki. Güzel. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yani illaki sorun tek taraflı olmuyor. Olmuyor. Ya da tek bir şeyden çıkmıyor. Bunu tetikleyen bazı olgular var ya da yan unsurlar var. Onları da incelemek gerekiyor. Duygular çok etkiliyor. Şimdi bizim sağ tarafımız eril enerji, hı hı. Sol tarafımız dişil enerji. Hı hı. Sağ taraftaki organlarda, eril organlarda bir sorun olduğu zaman bu
baba, baba soyu, eş, erkek, çocuk. Bunlardan gelen bir sıkıntı. Erkek, bunlar da etkiliyor bakın. Hmm. Duygusal olarak sol tarafımız annemiz, geçmişimiz, anne soyumuz, maneviyatımızı temsil eder. Sağ tarafta gelecek baba, maddi işler, dünyevi işler, para demek. Bir kişinin annesiyle babasıyla arası düzgün değilse maddiyatı da maneviyatı da yolunda gitmez. Oradan da tabii bir enerji çekiyor negatif olarak diyorsun. Tabii sorunlar ki. Sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Eril enerjiyi dengelemediği zaman babayla ilgili sorunları affetmeyip işte aradaki problemler aşılmadığı zaman kişi maddiyatta ilerleyemez. Maddiyat tarafımız baba. Evet. Ama maneviyat da hayır duası her zaman. Değil mi? Evet, dişin tarafı. Çok önemli. Ana. Bir kişi anneyle babayla ilişkilerini düzenli tutamadığı sürece maddiyatta da maneviyatta da maalesef başarılı olamıyor tam anlamıyla. Ferhat Eren Baydoğan girmiş yayına. Muammer Tekin, Engin Apaydın İstanbul'dan sevgiler demiş. Pakize Tolga, Aslı Coşkun, Ayhan Akan, televizyon olan evde yaşanan hayatı, televizyon olan evde yaşayanların hayatı ve televizyon olmayan sadece radyo ve kitap okuyanların yaşantısına bakmak gerekir. Bunu nasıl çoğaltabiliriz demiş. Yani televizyondan nasıl uzak durabiliriz mi demeye çalışmış acaba. Aslında çok güzel bir şeye değinmiş. Evet. Şimdi televizyonlarla tamamen bilgi kirliliği, sübliminal mesaj, kesinlikle, hastalıklar, dizi filmler o kadar çok normalleştirdi ki hayatı. Evet, bu şey Kurtlar Vadisi bir başladı. Onunla birlikte başladı şimdi. Çoğaldı. Dizi Sözde filmlerde bazen görüyorum ben baya baya artık gözümüze soka soka mesajları veriyorlar. Evet. Evet, önceden gizli saklıydı. 24. kareler vesaire gibi. Şimdi bildiğiniz böyle direkt alenen. Direkt vuruyor. Aynen. Orada güzel bir reklamla süslüyor. Mesela bir gofret veya bir tatlı veya bir pizza. Orada farkında olmadan alıyor onu. Kesinlikle. Şimdi pizzanın ülkeye girişi de pizzadan bahsettik. Nice tatlısılar. Evet, nicelerle. Evet. Onlarla çocuklara sevdirdik. Ondan sonra hayatımıza girmeye başladı pizzalar. Öyle mi Barış Bey? Pat diye gecenin bir vakti canın çikolata istedi. Veya pizza. Oradan bilinçaltı alıyor mu mesajı? Eti canga istiyor, tadelle istiyor, sarelle. Oo, ver reklamları. Hepsini istiyor. Şimdi küçük çocukları özellikle televizyondan uzak tutmak gerekiyor. Kesinlikle. İnternetten, tabletlerden. Çocuklar aile içinde aileyle büyümüyor maalesef. Evet. Eline sussun diye bilgisayarı veriyor, tableti veriyor aileler. Evet. Çocuk bir yaşa geldikten sonra diyorlar ki bu çocuk hiç bana benzemiyor. Anneye mi benziyor, babaya mı? Ama televizyondakine benziyor. Çocuk buradan kendinin çocuğu orada ne görürse ne yiyeceğini biliyor. Ne giyeceğini biliyor. Evet. Nereden alışveriş yapacağını biliyor. Çocuk tamamen alt donanımını televizyon denen aileden almış oluyor. Bitti. Orada ne görüyorsa, ne yaşanıyorsa onu zaten kendi içinde veriyor. Kendi içinde alıyor. Ondan ve sonra marka düşkünü. Evet. Küçücük çocuk marka istiyor. İşte ben bunu olmazsa giymem diyor. Ama dizilerdeki kimse de fakir değil. He. Herkes zengin. Tabii. Herkes lüks otomobiller, harika villalar. Özenti. İşte muhteşem kıyafetler falan. Bir giydiğini bir gün giymiyor, öbür gün giymiyor falan. Öyle olmak istiyorlar ama öyle hayatlar yani bilmiyorum. Mutsuz nesil yetiştirip amaç benim tahminim, benim gözlemlediğim aile bağlarını koparmak. Kesinlikle. Mutlu aile demek, mutlu çocuklar demek. Mutlu çocuklar, mutlu toplum demek. Evet. Bu da birilerinin işine güç gelmez. Demek aslında. Güç demek evet. Tabii ki. Böyle bölüyorlar işte. Böl parçala yönet olayı. Bilinçlenmemiz lazım. Kesinlikle. Bilinçli. Orada ama işte bu diziler arttıkça yani bir de yasaklanmadıkça bazı şeyler. Şimdi silah kullanımı dan sıkıyor adam. Adam dan sıkıyor ya. Ama yani söyleyin ama. Şimdi bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Akletmez misiniz? Akıl vermiş. Akıl vermiş değil mi? Düşün orada sana faydalı mı o dan? Veya o reklam, o film sana... Önce bunu soracağız. Bunun bana faydası var mı? Ama o işte o bir statü oluyor. O bir
güç oluyor. O bir sembol, o bir özgüven, o bir nasıl söyleyeyim hani bir saygı duyma unsuruymuş gibi lanse ediliyor. Yani hiç kitap okuyan birine saygı duyduğunu hiç dizide görmedim yani. Kitap okuyor diye saygı duyulan birisi ya da bilgisi oluyor diye saygı duyulan birisi. Ve dalga geçiliyor hani inek değil mi? Evet. Hani inek çok okuyor falan işte Kemal Sunal'ın filmleri, Şaban, inek. Ama çalışkan değil o ayrı bir konu ama hep bizim çocukluğumuzdan beri çalışkan olanlara inek 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 denile. Artık isyan ediyor insan. Evet. Ben inek değilim diyor yani. Olmayacağım diyor. Okumaktan eğitimden uzaklaştırılmış oluyor. Okumayı, okula gitmek, üniversiteyi bitirmek, ondan sonra da boş boş gezmek gibi mi algılıyor insanlar anlamıyorum. Yani okumak, üniversite bitirdin de hayatına ne kattın? Ya da çevrendekilere ne kattın? Ya da bana iş yerine ne kattın? Ya da kendine ne kattın? Doğru mu? Yani ben şu bölümü bitirdim. Bitirdim tamam. Sonra. Ben de bitirdim. Sonra. Yani bir şeyler katmadığınız sürece hayata, kendinize, etrafınıza eksiksiniz. Eksik. Doğru mu? Doğru. Yani 1-0, 2-0, 3-0 geridesin. Yani o yüzden yayınımıza katılıyorlar. Gökhan Meneşe, Yaşar Türkmen, Fatih Çalışkan, Kian Cray Smith, yurt dışına kadar çıkıyoruz artık herhalde yayınlarımızda. Engin Aydın İstanbul'dan sevgiler demiş. Evet. Hüseyin Bayır'ın Azan Çelik. Evet. Peki bu bardağı nasıl boşaltacağız hocam? Bu bardağı seanslar halinde, çalışmalar halinde neden doldu? Sorun ne? Ona bakıyoruz. Sorunun evet. altına inip biraz kazıyoruz. Ne var? Evet. Anne ile mi, baba ile mi, anne karnından mı, atasal kayıtlar mı? Öyle bir şey ki biz daha doğmadan kayıda geçiyor. Evet. Kayıda geçiyor. Anne rahminden doğum anında orada farklı bir hayattayız. Dünyaya geliyoruz, oradaki hayattan ölüyoruz, bu hayata doğuyoruz. Tekrar devam ediyoruz aslında. Hani her son bir başlangıçtır. Her son bir başlangıç, ölüm de orada tamamlıyor kendini. Ölmüş oluyoruz ama yeni bir hayatın başlangıcı. Harika konulara gidiyoruz. Emir Ataç, hoş geldin Emir. Bilinçaltını şey gibi düşünelim, bu iceberg, buzdağının evet. görünmeyen tarafı, %98 bilinçaltı bizi yönetiyor. Evet, aslında kayıtlarımız orada var. İstemeden yaptığımız hareketler bizi yönlendiriyor, evet. yönetiyor. Zihinde o %2'lik kısım, zihin %98 bilinçaltı. İşbirliği yaptığı için, işbirlikli çalışır bilinçaltıyla zihin, biz bunu kendi düşüncelerimiz gibi düşünüyoruz. Aslında değil. Birçok şey %98'i bize ait değil. Hastalıklarda, düşüncelerde, olumlu veya olumsuz. Bilinçaltı kayıtlarında orada çekmecede var. Bir program vardır. Onu açtığı zaman pat yayına veriyor. Önüne sunuyor. Sunuyor. Başkasından aldığımız kaydı. Mesela şimdi bir yerde yemek yiyoruz. Arka masada kadın arkadaşına kocasını anlatıyor, eve geç geldi, öyle oldu, böyle oldu. Burada farkında olmadan onu bizim bilinçaltımız kayıt ediyor. Evet. Eve gittik, ertesi gün adam eve 10 dakika geç kaldı. Eyvah, neredesin sen? Aha. Nerede kaldın? Yani bilinçaltı orayı tabii çıkartıyor. Tabii oradakini alıyor ama farkında değiliz. Kolektiften topluyor bilinçaltı ne varsa. Hmm. Bu sefer kişiselleştiriyor. Adam biraz belki trafiğe takıldı ama orada kayıt veriyor. Evet. Neredeydin orada? Alttan işliyor. İşliyor. Alttan işliyor. Bunları bilinçaltı kayıtlarını temizleyerek tamamen hayatımıza forma atabiliyoruz. Hepsi evet. mümkün. Harika. Korkular, panik atak olsun, işte asansör korkusu, araba korkusu, hastalıkların hepsinin altındaki kayıtları bulup dönüştürdüğümüz zaman hastalık kendiliğinden zaten enerji akmaya başladığında format önemli. Çok kesinlikle format çok önemli. Ne demiş? Bunu zaten okumuştuk. Şimdi isterseniz kısa bir ara verelim. Soruları varsa bu arada evet, sormak soruları istedikleri de yazabilirler seyircilerimiz. Evet, sorularınızı yazın. Biz reklam arasında zaten bu soruları okuyacağız. Ona göre soruları cevaplayacağız. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz.
craving you like I need a high. To thirst out in the heat. Evet, tekrardan merhabalar. Biz WhatsApp numaramızı keşke baştan verseymişiz. Yani bayağı bir şu an soru geldi. WhatsApp numaramızı tekrar verelim buradan. 532-164-81-11. Trakya Burada TV'nin WhatsApp bilgi hattı arkadaşlar. Oradan sayın izleyicilerimiz yorumlarını veya sorularını da atabilirler. Buradan Facebook'a yorum olarak da videonun altına yazabilirler. Bir izleyicimiz demiş ki başım ağrıyor sürekli, birçok tahlil yaptırdım ama sonuç hep sağlam çıkıyor. Sebebi ne olabilir? Yani buna bir çözüm var mıdır ya da tabii ki gelmesi gerekir ama hani genel olarak bu konuda. Nedenini söyleyelim duygusal olarak. Baş ağrılarının duygusal sebepleri değersizlik duygusu. Kişinin bilinç altında yatan değersizlik duygusu. Kendini değersiz hissetme. En basit örnek, eşiniz yemek yaptı, hoşunuza gitti ama
o sizden bir takdir beklerken, aa teşekkür ederim, eline sağlık, çok güzel olmuş demediğiniz zaman bile kişi kendini değersiz hissediyor. Farkında olmadığımız çok basit konularla değersiz hissedebiliyor. Yani bir teşekkür bile bu konunun üzerinden, evet, üstesinden gelebiliyor ama yani insanlar olarak aslında birbirimizle iletişimimiz de çok azaldı. Yani bir teşekkürü bile aslında çok görüyoruz herhalde ve yapmıyoruz. Evet. Bu da büyük sorunlara sebep olabiliyor. Küçük başlangıçlar büyük sıkıntılara. Migren ağrıları, baş ağrıları, altına baktığımız zaman değersizlik duygusu, kişinin kendini değersiz hissetmesi. Teşekkür ederiz yorum için. Sürekli mide ağrıları yaşıyorum. Ne ilaç kullandıysam işte fayda etmedi, belki bu düşünceyle alakalı tabii. Hı. İlaç kendimi kullandı yoksa bir doktor tarafından mı yazıldı, o da ayrı bir konu. Sürekli mide ağrıları yaşıyorum. Bununla ilgili bir sorun ya da nedir bunun anlamı? Mide ağrılarının altında yatan sebep korkular. Korkular. Endişeler. Gelecek kaygısı. Gelecekle ilgili bir kaygınız var mı, onu bir düşünelim önce. Maddiyatla içi boş organ, eril organ, eril neydi? Maddiyat baba. Evet. Gelecek kaygısı. Mide ağrısı. Baktığın zaman midem ağrıyor. Yedim bundan dolayı. Yediğim dokundu. Her zaman sona. Denk geldi. Orada bir duygu var. Yemek bahane oldu. Yani biz sebebin sebebine her zaman iniyoruz. Gelecek kaygısı yaşayan, maddi sıkıntı. Geçmişte ve gelecekte yaşayan kişilerde mide sorunları olur. Çünkü endişelenmek, anda yaşamadığımız zaman korkularla, endişelerle, mide ağrısının altında korkular, gelecek korkusu, endişe, hazmedemediğimiz olaylar, hazmedemediğimiz kişiler, affedemediklerimiz, hepsi mide ağrısının duygusal sebebi. Mideme vurdu. Evet. Bakın buradan geliyor. Mideme vurdu. Hazmedemedim. Yemeklerimizin de hazmetme mekanizması. Hepsinin bir şeyi var aslında dediğiniz gibi. Ama biz bunları anlayamıyoruz herhalde. Ya aslında ne var? Fıtratımız sevgi üzerine doğduk. Hı. Ama biz insanoğlu fıtratımızı bozduk. Olumsuz düşünerek, negatif olaylara odaklanarak, öfkeyle. Kendiyle değil birbiriyle uğraşarak tabii aslında. Bizim programımız sevgi üzerine. Yaradan bizi sevgi üzerine yaratmış. Olumsuz düşünerek kendi kendimizi hasta ediyoruz. Büyük sıkıntılar çekiyoruz aslında. Sevgi her şeyin şeyi sevgi. Sevgi eksikliği. Hı. Bütün hastalıkların hepsinin altında sevgi. Kalp hastalığı mesela. Kesinlikle sevgi merkezi 4. çakra. Şimdi burada çakralarla da bağlantılarını geçmiş programlardan çakralara değindik. İlk iki programda evet, özellikle. Evet. Arada yine ben çakralara fırsat buldukça değineceğim. Çünkü çakraların bizim hayatımızdaki önemini büyük. Çok büyük. Bunu fark etmelerini istiyorum. İşte bunun farkında değiliz herhalde. Yani ya bir de konuya bakış açısıyla da alakalı. Çünkü insanlar maddesel şeylerde arıyorlar sebep-sonuç ilişkilerini. Evet. Aslında biz ruhani bir varlığız. Biz sadece doğru, fizik bedenden ibaret değiliz. O fizik görüntü. Beden görüntü. Evet. Ruhumuza giydirilen bir elbise. İçimizde yaşıyoruz. O yüzden aslında içimizdekileri çözümlersek birçok sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Her şey içeride. İçeriden evet, başlıyor. Yumurta içeriden kırıldığı zaman hayat başlıyor. Değil mi? Evet. Ama dışarıdan kırıldığı zaman hayat bitiyor. Soruyorsun, yiyorsun yumurtayı. Güzel örnek. Evet. Şefiko Güvensoy yayınlar. Canım iyi akşamlar. Şefiko'cum çok teşekkür ederim. İstanbul'a sevgiler, Turgut selamlar. Turgut Karagöbek, Serhat Çayımız Bıçakçı. Teşekkürler, yayınımıza eşlik ediyorlar, giriyorlar. Daha birçok var, sayamıyorum çünkü akış hızlı gidiyor. Evet. Biz isterseniz yorumlarımızdan, daha doğrusu WhatsApp hattımıza gelenlerle devam edelim. Başım ağrıyor, çözdük. Mide ağrılarını sordum sanırım. Diz ağrıları. Diz ağrıları ego. Veya dizleri sürekli hareket halinde yapılması gibi bir şey söylemiş sanırım. Hani dizlerimi sürekli titretiyorum gibi. Ve diz ağrıları da tabii bunun içinde. Diz ağrılarının ego. Sebebi ego. Tamamen zihinsel. Kişi İnatçılığı bir kere bırakacak. Evet. Benim dediğim olur değil. Esnek olacak.
Dizlerde sıvı kaybı oluyor. Hı-hı. Kemikler birbirini aşındırıyor, protez oluyor. Bir sürü diz sorunları. Tamamen ego kaynaklı, ego kökenli. Benim dediğim olsun. Şöyle etmemiz lazım herhalde. Tarafından geçeceğiz, esnek davranacağız. Diz ağrıları egoyu bıraktığımızda herhalde geçecek diyorsunuz, öyle mi? Boyun ağrıları da aynı şekilde. Sabit bakış açısı. Esnek değil, sağa sola döndürmüyor. Sabit bakış açısı. Sabit bakış açıları boyun ağrılarına da sebep oluyor. Boyun ağrıları, baş ağrıları değil herhalde. Baş ağrıları farklı bir boyun çözüm. Boyun tıkı, boyun ağrıları, omuzlardaki ağrılar. Sağ taraf eril tarafımız, baba, eş, çocuklar, sol taraf kendimizle, anneyle. Şimdi bir kişinin sağ tarafı omuzu ağrıyorsa, bu kadınsa, kocasının yapması gereken yükü kendi omuzlarına aldı. Omuzlarına fazla yük aldı. Sağ taraf. Serbest bırakacak. Anladım. Erkekte de tam tersi, sol taraf ağrıyorsa, eşinin yükünü aldı. Herkes haddine düşeni almalı. Evet. Bel sorunları, bel fıtıkları, bel fıtığı, maddiyatla ilgili gelecek kaygısı, evet, çözümlenememiş sorunlar, endişe, kaygı. Hep altında endişe var. Hep stres kökenli. Yani stres dediğimiz duygusal. 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 Hepsi duygusal. Evet, duygusal diyoruz. İzleyicilerden birisi demiş ki Access Bars hakkında bilgi verebiliyor mu ya da uygulamaları var mı diye bir soru gelmiş. Var. Access Bars uygulamalarım var, seanslarımız. Access Bars yine, evet, bilinçaltına yönelik çalışmalar, enerji çalışmaları. Başımızın üzerinde 32 tane nokta var. Geçmişten 32 kayıt, 10 bin yıllık veya insanlık tarihinden bugüne kadar gelen atasal kayıtların bağlı olduğu biriken noktalar, akupunktur noktaları. Parayla ilgili tüm bakış açıları orada. Farkındalıkla orada. Gençleşme, yaşlanma, önleyici, cinsellik, ne varsa 32 tane noktada. Biz Access Bar seanslarıyla bu noktaları temizleyip dönüştürüyoruz. Mesela para çalışması yapıyoruz. Evet. Muhteşem bir çalışma. Evet. Para seansımız. Evet. Oraya seansa başlamadan önce kişi fakir edalarında giriyorsun ama trilyoner edalarında çıkıyorsun. Çıkıyorlar ama özgüvenle, evet, de alakalı biz herhalde. Yok, orada paraya karşı koyulan küçüklükten beri ön yargılar, yargılar, duvar, olumsuz kayıtlar. Para elinin kiri mesela. He. Bilinçaltı bunu nasıl kabul ediyor? Para kirli bir şey. Alma. Alma. Elim kirlenir, kirli. Çok para haramsız olmaz. Benim çok param olması için bilinçaltı neyi kayıt ediyor? Haram yemelisin. Evet. Haram yemezsen çok para olmaz. Bu barikatları biz temizliyoruz bilinçaltından. Evet. Kök inancıları. Onları temizletip dönüştürdüğümüz zaman kişinin paraya karşı hiçbir bakış açısı kalmıyor. Hiçbir yargısı olmuyor. Bazı kişilerde çok para adamı bozar diyor. Ne oluyor? Parayı bir türlü çok istese de o para ona geldiği zaman ya evliliğini bozacak ya ahlakını bozacak. Öyle kendini kodluyor. Öyle kodluyor. Bazı bayanlarda bilinçaltı kayıtlarında çok param olursa işim beni terk eder. Ne? Bu kayıt olduğu zaman o para sana gelmez ki. Eşinin seni kaybetme, terk etme korkusu var. Bu korkuları temizliyoruz aslında. Hiçbir yargı, bakış açısı kalmadığı zaman paranın bize gelmesine engel olan bütün engelleri kaldırdığımızda para kolaylıkla geliyor. Geliyor. Nefes alıp vermek kadar kolay. Ben şimdi sürekli notlarımı alıyorum. WhatsApp hattımızı yine söylüyorum. Ya. Keşke önceden verseymişim. Buraya daha çok mesaj geliyor. Bunlardan bir tanesi bilinçaltı sembol dili demişler. Bilinçaltı sembol dili. Refik Korkmaz hocamız bu tekniği geliştirdi Türkiye'de. Kendisi, evet, çok güzel bir teknik. Bilinçaltı sembollerle konuşuyor. Evet. Her kişinin farklı farklı seansa ihtiyacı oluyor. Biz burada kişinin ihtiyacına göre seansları yapıyoruz. Bilinçaltı sembol dili bir kişinin
sağlığını çok kolay analiz edebilirsiniz. Çok kolay anında değişim, dönüşüm başlatılabiliyor. Anda gerçekleşiyor. Anda. O an. O anda detaylı temizlik yapılan, mesela bir çiçek, bir böcek sembollerle konuştuğu için kişinin alışkanlıklarını veya o kişinin ne kadar güçlü bağımlılığı var mı, eril ve dişil enerjisi dengede mi, erkekse dişil enerjisi mi yüksek, hı hı, veya çocuğu olmuyorsa sperm sayısına kadar bunları tespit ediyoruz ve anında dönüştürüyoruz. Sperm sayısına kadar derken yani yoğunluk olarak mı? Şimdi kişi geliyor, benim çocuğum olmuyor diyor. Doktor bana dedi ki diyor, kesinlikle çocuğun olmayacak. Biz bakıyoruz bilinçaltında, acaba gerçekten sperm sayıları nasıl? Var mı yok mu? Bilinçaltında. Bilinçaltında. Bu sperm sayıları çok düşükse bilinçaltı sembol diliyle biz bunları bilinçaltında tekrar formatlıyoruz ve normal bir hücre çoğalmasına önünü açmış şu oluyoruz. Peki böyle bir danışanımız var. 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 Sonuç? Çok güzel. Birçok ailenin çocukları oldu. Çok iyi. Yani önemli bir konu. Evet, gerçekten. Çok önemli. Ve bunun bir örneğinin olması, sonucun pozitif olması da sizin, yani sizin için, bizim için, aile için, danışan, evet, için çok iyi. Gerçekten hani bu konularda da bu tür desteklerin verilmesi bence muazzam. Yani. Özellikle doğudan çalışıyoruz. Doğu bölgesinde. Doğu bölgesinde. Çünkü orada çocuk çok önemsiyorlar. Evet. Çocuk olmadığı zaman işte gelin zürriyetsiz. Eski gibi. Eksik. İkinci eşi, evet, aldırma olayları. Boşanma, evet, da yok. Maalesef. Birçok danışanım, eşimi seviyorum, ben onun üzerine gül koklamak istemiyorum, evliliğim sürsün, ne yapmalıyım? Bakıyoruz eşi suçluyorlar ama erkeğin olmuyor. Şimdi burada bayanın hiçbir suçu yokken doğuda maalesef ikinci eşi alıp kadına ikinci bir yıkımı daha yaptırabiliyorlar. Ya onlar da zaten başlı başına ayrı bir konu. Hani doğusu batısı da tamam, oradan daha yoğunluklu ama gerçekten çok farklı konular. Çok farklı konular. Çok detaylı konular. Çok ağır konular. O yüzden keşke böyle olmasa ama yaşanıyor maalesef böyle şeyler. Ama bunların pozitif olarak sonuçlanması gayet yani mutluluk verici, bakış açımızı o yöne çeviren, evet, güzel sonuçlar doğuruyor. Geliyor kişi, mesela kedi korkusu var, köpek korkusu var. Benim bir tane minnoşum var ofiste. Çok tatlı bir kedi. Evet, göremedim ama evet. İnşallah görürsünüz, İnşallah. Bir gün. Kediden korkan kucağına alıp gidiyor. Aa. Kedi fobiler çok basit. Bir ömür boyu kişilerin onu bir hani imkansızmış gibi görmelerinin bir anlamı yok. Çok kolay. Aynen. Bizim için en kolay. Buradan, bir iki seansta kedi korkuları, hayvan korkuları olanlara da sesleniyoruz. Bir iki seansta bunlar, evet, çözümlenebiliyor. Fatih Toptaş yayını izliyor. Fatih abim. Yeri başka bende gerçekten. Teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Bu arada sorularımıza dönelim. Yoğun sorular var. Şimdi EFT, duygusal özgürleşme tekniği. Bunun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz demişler. Hani bu konuda da herhalde birkaç yerden destek almışlar ama sonuç alamamışlar. Yani orada bizim, yani sizin bu konuda desteğiniz oluyor mu? Evet, benim merkezimde, yaşam merkezimde bu çalışmaların hepsini yapıyorum. EFT, duygusal özgürleşme tekniği. Hı. Nedir? Duyguların sıkışan enerjilerini EFT vuruşlarla yapılan, tapinglerle yapılan bir teknik. Orada duyguyu boşaltıyoruz. Hı. Duyguyu boşaltıyoruz. Burada bir canlı yayında bir korkuya, bir şeye de çalışabiliriz. Burada kişilerden de olabilir. Burada da korkuyu dönüştürebiliriz. Süper. O kedimi zaman de getirebilirim. Kedi korkusu olan birisi varsa. Evet. İzleyicilerimize buradan duyuruyoruz. Evet. Ümran Hanım dedi ki burada yayında bir korkuyu giderebiliriz. Evet. Doğru mu söyledin? Evet, evet. Ya da enerjiyi boşaltabiliriz. Boşaltıp burada, evet, kimin varsa izleyicilerimizden böyle, evet, korku. Biz hani tanımadığımız kişide
Hemen ilk yoruma tanı burada bir dahaki yayına alabileceğimizi duyuralım. Duyguyu dönüştürebiliriz. Duyguyu dönüştürebiliriz ya da hayvan korkuları varsa şu an izleyenlerden onları ilk adımını programda canlı canlı attırabiliriz diyoruz. Evet, EFT'yi anlattım. Duygusal evet. Özgürleşme, sıkışan duyguları tamamen özgür bırakıp organlarımızı, bilinçaltımıza bir nefes aldırıyoruz. Evet, harika. Şimdi diğer bir soru, artık sorularımızı da çok alamıyorum. NLP. NLP hakkında ne yani? NLP bilinçaltı programlama tekniği. Diğeri duygusal özgürleşme tekniği. NLP bilinçaltı programlama. Eski programı siliyoruz, yeni programı yüklüyoruz. Bir korku var kişinin. Format. Bir travması var. Format atıyoruz. Evet. Onu bilinçaltından silip yerine olması gerektiği gibi yeni format atıyoruz. Bilinçaltını programlıyoruz. Bu hizmeti de verebiliyoruz. Tabii. Bunu söyleyelim buradan. Ve NLP'den de bahsetmek gerekirse format atmak diyoruz. Format. Yani yeniden yeniden başlamak mı diyelim? Yeni bir hayat mı? Yeni bir hayat. Evet. Onu da desteğini veriyoruz. Yine Ümran Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Bize mesaj atabilirsiniz. Ümran Hanım'ın hesaplarından ulaşabilirsiniz kendisine. Telefon numarasıyla da irtibata geçebilirsiniz. Zaten Ümran Sonuncu yazdığınızda Google'a, Facebook'a karşınıza çıkıyor. Çıkacak diyoruz. Evet. Hiçbir şey kader değil. Değişmeyen kadere eyvallah. Ama değişen kader bizim elimizde. Ve bunu da başarabiliriz diyoruz. Sadece bilgi eksikliği, neyin nasıl yapılacağını bilmediğimiz için bazı sorunlar, hani ömür boyu bu benim kaderim diyebilmişiz. Hayır, değil. Ben eğitimler almadan önce tansiyon ilacı kullanıyordum. 8-9 senelik bir tansiyon ilacı, yani tansiyon, yüksek tansiyon hastasıydım demeyeyim. Misafirdi, geldi, gitti, gönderdim ben. Bay bay. 8-9 yıl tansiyon ilacı kullandım. Antidepresanlar kullanıyordum. Ama şimdi ben eğitimleri aldıktan sonra tansiyonun neden olduğunu öğrendim. Bilinçaltıma çalışma yaptım. Antidepresan kullanmama sebep olan neyse, bayağı yüksek dozlarda da kullanıyordum. Şimdi ben bu ilaçların hiçbirini kullanmıyorum. Tansiyon hastalığı da kalmadı. Depresyona da gerek kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Çözümledik. Ama ben o zamana kadar hani ömür boyu ben bu tansiyon ilacını kullanmak zorundayım gibi biliyordum. Baktığımız zaman tansiyon ömür boyu kullanılacak evet, bir şey. Evet. Bıraktığın evet. zaman da yine tekrar devam ediyor. Ama bunun altında yatan sebebi bulup temizlediğim zaman ben bütün çalışmaları önce kendimde deneyimledim. Evet. Sonuçlar aldım. Ondan sonra danışanlarımda ve bu işi profesyonelce yapmaya başladım. Yıllarca kendimde her şeyin sonucunu %1000 almadan, emin olmadan ben bu yola çıkmadım. %1000. Evet. Herkes şu an işi gücü bırakıyor. Ümran Hanım'a yazıyor. Çünkü %1000 büyük bir rakam. Eğer tamamıyla bu sonuca ulaşabiliyorsak muazzam bir sonuç evet. diyebilirim size. Yani %100 değil, 200 değil, 500 değil, %1000 gayet güzel bir sonuç. %1000 her evet. şeyde sonucunu aldığımda ben şimdi gayet gönül rahatlığıyla yaptığım çalışmalardan ne sonuç alacağımı çok iyi biliyorum. Evet, harika. Şimdi diğer yorumları, buradan isimleri açıklamadım çünkü gelen atıyorum 20 yorumdan neredeyse 7-8'i aynıydı. Hı hı. Ve mesajlar da o şekildeydi. O yüzden hepsini birleştirerek reklam arasında biz sorularımızı aldık. Onun dışında ekstra ekleyeceğimiz bir konu var mı Ümran Hanım, ya da değineceğimiz bir... Burada bir soru, kulak ağrısı neden kaynaklanıyor? Benim niye atlamışım ya? Kulak ağrısı. Evet, tamam. Kulaklar bizim duymaya kapattığımız konular. Duymak istemediğimiz zaman kulak mekanizması kendini kapatıyor. Evet. Çocukken çocuğa sus, onu yapma, bunu yapma. Çocuklarda farkındaysanız orta kulak iltihabı çok olur. Son dönemlerde mi? Genel olarak. Genel şey. Olarak çocuklarda orta kulak iltihabı. Çünkü aile onu yapma, bunu yapma, otur şuraya. Çocuk artık duymak istemiyor. Evet. Bir bırak da çocukluğumu yaşayayım. Rahat olsun değil mi? Evet. Kapatıyor, yetiyi kapatıyor. Kırarsam kırayım, dökersem dökeyim. Evet, bileyim. Çocukluğunu yaşayacak. Evet, kulak ağrılarımızda da yani dikkat etmemiz gerekiyor. Yani
en başına dönüyoruz aslında. Evet. Kelimeler. Kelimeler. Kelimelere evet. dikkat edersek herhalde güzel bir hayatımız olacak. Yani. Bir de şu var bak. Çocuklara doğduğu andan itibaren, anlamaya başladığından itibaren konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Kullandığımız kelimeler negatif mi, pozitif mi? Evet. Orada bilinçaltı kayıtlarını veriyoruz. Evet. Kodlamalar 0-7 yaş arasında oluyor. Biz bugünkü hayatımıza ne olduğunu çözmek istiyorsak 0-7 yaş arasını inceleyeceğiz. Ana vatanımız, çocukluğumuz bizim. 0-7 yaş arası önemli. Bu evrede bütün kodlamalar, benlik altı işleniyor ve vücut, ruh herhalde kendini tamamlıyor mu diyelim. Yoksa saf bilinç olarak doğuyor çocuk. Evet. Korku nedir bilmez. Küçük bir çocuk kediyi de kucağına alır. Köpeğin üzerine gider. Evet, evet. Çünkü korkuyu yok. Tanımlamıyor. Öyle bir format yok. Ebeveynlerden köpek ısırır, kedi pis, o şöyle, şu böyle. Çocuk bu sefer bir korku oluşmaya başlıyor. İlk korkuyu yakınımızdan, ailemizden alıyoruz. Çevremizden alıyoruz. Evet. O yüzden kelimelerimize dikkat ediyoruz. Kelimelerimiz hayatımızı inşa ediyor. Evet. Telkinli çocuklara o yaşlarda aileler dışarıdan veriliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun büyüklerin atasözü. Hoşuna dememişler. Ağzından çıkanı kulağın duysun diye. 40 kere söylersen bir şey olur. Evet, bilinçaltına bunu söyleye söyleye inanıyor. Değil mi? İnanıyor 21 gün. 21 rakamı da önemli bu arada. 21 günde iki nöron arasında bağ oluşuyor. 21 gram, ona 21 gün. Her şey, evet. 21 ruh, gram ruhumuz. Evet. O 21 gram filmini izlediğimde daha çok küçüktüm ya. Yani gençtim. Bedene hareket veren, canlılık veren evet. 21 gram ruhumuz. Çok güzel. Bedenimiz, ruhumuz, zihnimizle üçüyle bir bütün halinde yaşadığımız zaman ruhumuzu unutmayacağız. Tamamen ruhsallığa dönüp bedenimizi de unutmayacağız, zihnimizi de. Üçünü dengelediğimiz zaman hayat mükemmel oluyor. Ama bu dengeyi kurmak sürekli pozitif. Pozitife odaklanacağız. Pozitife odaklanmazsak zaten büyük sıkıntılar başlıyor yavaş yavaş. Şimdi öyle bir dönemdeyiz, enerjilerin çok çabuk harekete geçtiği enerji çağındayız. Eskiye göre günler çok kısaldı. Algımıza göre. Bir bakıyoruz haftaya girmişiz. Pazartesiden hafta sonu gelmiş. Aya giriyoruz. Ay bitmiş. Hiç anlıyoruz mu? Anlamıyoruz. Sabahtan akşama. Çok yoğun bir şekilde hızlı enerji akışı var. Geçen kim dedi, arkadaşlardan bir tanesi bir olayı söyledi mesela. Üzerinden dedi 4 yıl geçmiş. 4 yıl. Dün baktığımda dün dedim 4 ya hadi canım falan. Girdik baktık gerçekten 4 yıl geçmiş. Onun için bu da ne çok önemli, düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi düşünürsek anında olma frekansının yüksek olduğu dönemler ve 2020 ile 23 arasında bu çok yoğun bir şekilde ağzımızdan çıkanı kulaklarımız hakikaten duymalı. Söz olarak söylemesek bile düşüncesel olarak ne düşünürsek o frekansa titreşiyoruz ve evrene o şekilde veriyoruz. Ne verirsek de onu alıyoruz. İsteyin evet. vereyim diyor Rabbim. İsteyin vereyim. Ağzınızdan çıkalım. Kulağımız duysun. Kulağımız duysun diyoruz. Ekstra ekleyeceğimiz bir şey var mı Sinan Hanım? Ekstra. Sorularımızdan size gelenler var mı? Bana gelmedi şu anda ama ekstra bir şey. Varsa bir kontrol edelim. Nasıl ulaşabiliriz demişler. Telefon numaramızı, WhatsApp numaramızı sizden de ulaşabilirler. Evet. Sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirler. İsterseniz söyleyin numaranızı ya da sosyal medya. 0553 evet. 597 evet. 37 14 benim numaram. 97 37 14 553 değil mi? 553 ile başlıyor. Tekrar söylüyoruz. 0553 597 37 14 numaralı telefondan WhatsApp hattından Ümran Hanım'a ulaşabiliyorsunuz. Önce bir ön görüşme yapıyoruz. Hani seanslar hakkında bilgi almak istiyorlar. Evet.
herkesle çalışma yapamıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Enerjilerimiz uyumlu mu değil mi? Önce onun ölçümünü yapıyorum. Evet. Mesela Tolga Bey aradı, ben seansa geliyorum. Değil. Yok. Bir bakıyoruz, enerjilerimiz uyumluysa çalışma yapıyorum ben o kişiye. Enerjilerimiz uyumlu değilse hocalarıma yönlendiriyorum. Başka kişiler tarafından da destek olunabilir diyorsunuz. Tabii. Hocamın da enerjisi uymadı, o da bana yönlendiriyor. Yani enerjinin uyumlu olması zaman açısından çok kısa sürede sonuç almamız, benim yaptığım çalışmanın size katkısı olacak demektir. Evet, ilk kural enerji uyumalı. Uyumalı, evet. Eğitim vereceklerimizde de aynısını uyguluyoruz. Öyle ben şu eğitimi alacağım pat diye o eğitimi veremiyoruz. Enerjilerimiz uyumlu mu? Evet. Önce onun analizini yapıyorum. Enerjilerimiz uyumluysa çalışmaları yapıyoruz, eğitimleri veriyoruz. Bir de eğitimler konusunda bilgi istemişler. Evet. Merkezimizde biyoenerji eğitimi veriyorum. EFT eğitimi veriyorum. Sarkaç eğitimi veriyorum. Sarkaç ayrı bir konu. Onu da daha sonra anlatırız. Tabii başka daha sonra hepsini bir programda bitirmeyelim. Sertifikalı eğitimlerimiz oluyor. Online ve birebir seanslarımız da aynı şekilde online ve birebir seanslar. Yurdun her yerinden, dünyanın her yerinden katılabilirler. Birebir merkezimize de gelip seans veya eğitim alabilirler. Yaşam koçluk eğitimleri veriyorum. Birebir ve online her iki şekilde, evet. Sertifikalı 1, 2, 3 aşama ileri seviyeye. Birinci yaşam koçluğu, ikinci, üç kademede oluyor çünkü ileri seviyeyi alması gerekiyor kişinin. Evet. Bu şekilde eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz, Somuncu Yaşam Merkezi olarak Lüleburgaz'da faaliyet gösteriyoruz. Bu arada bir ilk olmanın da gururu Lüleburgaz'da, evet. Evet. Enerji çalışmalarında resmi olarak ilk evet. Resmi olarak evet, ilk profesyonel kuruluş. Olarak, kuruluş olarak. Bakın. Kimleri getiriyoruz buraya? Evet, Lüleburgaz'da bir ilk. Kaan Çakan, Oktay Mutlu, Fatma Demirezen bizleri izliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik artık. Tekrar söylediğimiz gibi Ümran Hanım'a ulaşmak için WhatsApp hattına kullanabilirsiniz. 0553-597-37-14'ten ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Facebook'tan ya da Google'dan da ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında sorularınızı bize atabilirsiniz. Bir sonraki programda ne görmek istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz ya da program konuğumuz olmak istiyorsanız bunu da bize iletebilirsiniz. Projelerinizi, bilgilerinizi buradan insanlara, kitlelere arttırmamız, anlatmamız gerekiyor. Trakya'nın sesi olmak, Lüleburgaz'dan başlamak ayrı bir konu. Lüleburgaz'da biz de bir ilki başarıyoruz bu konuyla alakalı. İlklerin gecesi diyelim. İlklerin bu gecesi. O yüzden... tekrar izlediğiniz için bizi teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Neydi bizim sloganımız? Uzaklarda arama, Trakya burada diyoruz arkadaşlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra kapanışı vereceğiz. İyi akşamlar. Craving you.